Merhaba arkadaşlar. Koç grubunun son haftalardaki düşük seyri acaba ileride ya o rakamlardan iyi almışım dedirtecek mi? Hem bize hem size yatırımcısına. Ufaktan şöyle kademeli alım yapmak şart mı? Bence şart bazı hisselerde. Sadece Koç grubundan bahsetmiyorum. İş Bankası grubu, Sabancı grubu, Alarko grubu, Oyak grubu bu şirketlerden ufak ufak almak ileride. Yani bu şirketler ölmez. Ya batmayacak kadar büyük şirketler diyoruz ya, too big to fail. Ya yani bu şirketlerden ufak ufak almak lazım arkadaşlar. Bu şirketlerin bazı önemli özellikleri var. Bakın Froton'un geldiği 200 günlük hareketli ortalamanın altı, şu sıralar Fibonacci'nin altın oranında bulunması. Ya gözünü dört açıp şu an ne güzel rakamlara geldi diyen o kadar çok kişi var ki. Arkadaşlar, borsanın enleri diyerek bizlerle paylaşmış halka arzında bakın. Şu enlerden eğer portföyünüzde varsa ve illallah edip küfür etmiyorsanız bence doğru noktada olanlardan ufak ufak almakta haklısınız. İhracatı yüksek. Türk Hava Yolları, Pegasus. Bunlar hep dolarla kazananlar. Tüpraş, Otokar, Ford, Sasa. Sasa çok tartışmalı bir şirket şu sıralar ama hani konjonktürel olarak da ülkemizin bazı maddelere erişiminde hani stratejik konumda olduğu için vergi olayları vermediği, ödemediği, ne bileyim büyük teşvikler aldığı için halen böyle ufaktan bir köşede bulundurulması gereken şirketlerden olabilir. Bilmiyorum, siz bilirsiniz. Alarko, Arçelik, en fazla dövizi Enka, şu Rusya-Ukrayna savaşından belki de en fazla pozitif etkilenecek şirketlerden. Koç grubu, Koç Holding, Sabancı Holding, Doğuş. En fazla sipariş alanlar Astor, Smart, Gesan, Panelsan, genel Gesan. Geçenlerde yine haberleri vardı. Aho patron, Aho patron. SDT Uzay Araştırma, Aselsan, Yeo Teknoloji, Alfas. Bu şirketlerden eğer portföyünüzde varsa düşüşünden şu anda halen etkilenmiyorsanız düşenler konusunda ve kademeli alma halen ya ben biriktireyim bu fiyatlara bir daha gelmez diyorsanız doğru yerdesiniz arkadaşlar. Tabii ki tüm portföyünüzü akıtmayın ama ufaktan ekleme yapmakta yarar var diyorum. Yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmaz. Bu şirketler belki de öyle noktalara gelecek ki ya şu rakamlar tekrar gelse de tekrar alsak diyeceksiniz belki de. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.